Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi sizleri üzerek başlamak zorundayım bu habere. Bilmiyorum nasıl alıştırmam lazım. Yani sizi hani bu üzüntülü haberle nasıl buluşturmam lazım inanın bilmiyorum. Yani hakkınızda helal edin bu üzüntülü haberi vereceğim için. Lütfen beni takipten çıkmayın. Yani lütfen aboneliğinizi falan iptal ettirmeyin ama Fenerbahçe'de ilk ayrılık. Tahmin edin hangi süperstar? Kim Messi mi? Hayır. iyi mi? Hayır. Hocam Crespo. Yok. Altay mı? Yok. E kim hocam? Maalesef ve maalesef birçoğunuzun şu anda kanepelerden düşeceği isim Luis Gustavo. Burada bir müzik vermek lazım da acıktı müzik ya. Şimdi Fenerbahçe'de Luis Gustavo yol ayrımındaymış arkadaşlar. Yani Fenerbahçe düşmanları sevinebilir. Bu kötü habere yani bizim rezil olacağımız bu habere sevinebilirler. Lütfen yani dirayetli davranın arkadaşlar. Yani Fenerbahçe, Luis Gustavo ile yol ayrımında değil. Lütfen dirayetli davranın. Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan süperstarla yolların ayrılacağı, gelecek sezonun kadro planlamasına yer almayacağı ve 35 yaşındaki oyuncunun alanında bu duruma alıştırılmak için haberdar edildiği gelen bilgiler arasında. Yıllık 3 milyon 750 bin euro alan Gustavo ile sözleşme fesih konusunda anlaşmaya zemin arıyor. Bir yıl daha sözleşmesi var diyor. Geçen sezon 28 maça çıktı. Bir gol, bir asist. Şimdi önce şunu bir düzelteyim. Her ne kadar da biraz alay ediyor gibi olsam da Luis Gustavo 3.7 almıyor. Luis Gustavo'nun aldığı maaş 3.7'nin çok ama çok altında. Bakın. Luis Gustavo'nun aldığı maaş 3.7'nin çok ama çok altında. Hatta ve hatta yarısına yakın. Çünkü ciddi bir indirim yapmıştı. Önce bunu söyleyeyim. İkincisi Jorge Jesus orta sahaya takviye istiyor. Yani biliyorsunuz Fenerbahçe orta sahasında şu aşamada yani şu an için Miyazaç var, Crespo var, Mert Hakan Yandaş var. Ve bu isim yani bu isimler yeterli kalmıyor diyor. Fenerbahçe'den 7 isim daha gidebilir. Arkadaşlar bakın ben bunları veriyorum ama hani kalp krizi geçirmemek için dil altı hapınız falan filan varsa gidin alın gelin. Kısa süre bekleyeyim ben. Yani videoyu durdurmanıza gerek yok. Ben beklerim. Oynamış olsun. Belki arada reklam reklam çıkar. siz ee, e, de para kazanırız. Hadi alın dil altınızın. 7 tane isim daha vereceğim size. Gidebilir ismi. Ya hocam sen de amma kötü adammışsın ya. Sürekli bizi üzüyorsun. Ne yapayım? Ne yapayım arkadaşlar? Ben size en doğru duyumları vermeye çalışıyorum. Şurada bilgi veriyorum. Neyse şimdi <laughs> bırakalım. Mesut Özil. 1. Ozan Tufan. 2. Max Mayer 3 Samatta 4 Sakin mi arkadaşlar bak 4. Filip Novak 5 Lemos 6 ve Perkas'ın da takımda düşünülmedi öğrenildi diyor. Perkas konusunda bir şey diyemem. 1 Samatta konusunda %100 düşünülmüyor diyemem. 2 Ama onun dışındaki arkadaşlara e, güzel bazı vedalar yapılabilir şimdi Allah var. Yani sonuçta vedalar da sevdaya dahil. Değil mi? Yani sonuçta onlara veda yapılsa da onlar da sevdaya dahil olduğu için pek sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Tabi hücum hattına da takviye istiyor. 4-4-2 şeklinde bir diziliş düşündüğü için iki skorer isim istiyor. iki skorer kanat Horvet istiyor. Yani sistemin erken oturması için en azından 3 kişinin acil olmasını istiyor diyor haberde. Sabek Cesus Nazım Sangare'yi yeterli görmüyor olur mu? Yani ondan hiç mi anlamıyor bu adam? Ne demek Nazım Sangare'yi yeterli görmüyor? Ya şu anda Liverpool'un Chelsea'nin masada teklifi var. Nasıl görmüyor? Bak bunu duymamış olayım. Bir daha ben evet, bak, evet, bak, benim canımı sıkma. Eee bak. Eee. Bak hoca o gece Benim getirdiğim Nazım Sangare'yi göndermek istiyorsa ben de onu gönderdim. İyi de başkanım sen getirmedin ki. Olsun. Ben Fenerbahçe'ye ne şeyim? Ben Fenerbahçe için hapis yattım. Neyse. Nazım'ı yeterli görmüyormuş. O sayı Samuel ile rekabete girecek bir isim diyor. Vallahi şu an en mantıklı şey ne biliyor musunuz? Sol beki adam alırsın. Bir tane ya da iki tane adam alırsın. Eren, Eren Elmalı istiyormuş Kasımpaşa'dan diyor. milli takımı beğenmediler ama arkadaşlar yani ilk maç, ilk heyecan maça adapte olup olmama hani bir 15 dakikana çöplemeye girmeyin. Bir bakın bekleyin. Valla bana kalırsa ben sol beke Marcelo falan çekerdim. Bir tane de bir isim çekerdim. Ferdi sağ bekin alternatiflerinden biri yapardım. Neyse boş verin onu. Fenerbahçe için Portekiz'den bir iddia. Lincoln. Hocam Pelincoln mü? Şu Galatasaray'la eski. Yok o değil. Alex Kral. Gabriel Barbosa ve Mitrovic isimleri şu an gündemde. Fenerbahçe sosyal medyasında. Mitrovic'i yazan kendi inanıyor acaba ondan merak ediyorum ama. Ve Jesus bunlardan hariç sürpriz bir isme odaklandı. Hatırlarsınız Ali Koç listede olmayan isimler var demişti sürpriz. Sonra o günden sonra e, adını sanla bilmediğimiz topçular ortaya atılmıştı. 23'lük sambacı 10 numara 5 yıldız. Rekordun haberine göre. Fenerbahçe e, dur buna ek bir duyumum var. Fenerbahçe Portekiz Süper Lig ekibi Santa Clara'da forma giyen 23 yaşındaki Lincoln. Lincoln Henry gerçek adı Lincoln Henrique Oliveira dos Santos. Ama arkadaşlar ona Likoli derler. Likoli İsviçre kasabalarında doğmuş, büyümüş. Böceklere verilen kısa isimdir. Licoli'nin babası İtalyan, annesi Portekizli. Kendisi Brezilya nüfusuna kayıttı ama Alman milli takımı da oynuyor. 76 kardeşin en küçüğü diye saymak vardı. Neyse şimdi inanırlar falan. Asıl mevkisi 10 numara. Ama sol kanatta da görev yapabiliyor. Lincoln. Geride kalan sezonda 44 maç. 7 gol 10 asist. Ortada istiyor ki biz bu haberleri konuştuk. Ee, niye tekrarlıyorum? Yeni abonedir. Yani 24.100. abonedir. O yüzden tekrarlayalım. 24.200.'dir inşallah. Bir dönem Çaykur forması giydi Süper Lig'de. Gremio'dan kiralık olarak Rizi'ye geldi. Ve 20 maçta 3 gol 2 asistle 18 yaşındayken hem de. Ve ilk kez ülkesi Brezilya'nın dışına çıkmıştı Lincoln. E, o sezon beni dikkatlice izlemiştim bu arkadaşı. Tam fakir taliskası. Şimdi Lincoln ile ilgili ben size ciddi bir duyum vereyim. Lincoln için Porto'da devreden futbolcunun on servisinin yüzde yüzü Santa Clara'da değil yüzde sekseni Santa Clara'da yüzde de Gremio'da diye biliyorum. Belki ben yanlış biliyorum kusura bakmayın. Araştırın soruşturun. böyle bir durum var. Yaklaşık 4-4.5 bandına bir şey isteniyor ama 2-2.5-3-3.5 bandına olabilir. Bana sorulan soru şu hocam bizde Arda Güler var mı? Var. Ya Arda Güler varken buna ne gerek var? Arkadaşım kafayı mı yedin sen? Bir az bir de yedek futbolcun olacak senin takım babında. Senin az futbolcun çok çok iyi olurken yedek futbolcun çok tırt olsa ilk kart cezasında, ilk sakatlıkta, ilk ne bileyim başka sistem değişikliğinde, oyuncu değişikliğinde seni Perişan derler. Etmeyin, eylemeyin. Hiçbir futboldan anlamıyorsunuz arkadaşlar. Yani hiçbir anlamıyorsun futboldan. Gelsin. Bu da gelsin. Becerebiliyorsan on numaraya başka bir isim de getir. Ama bu Lincoln için şunu söyleyeyim. Çok dillendirildi. Umarım kulübü falan Türk medyasını takip edip de çok çok yükseltip iptal etmez. Jesus'un isteğiyle duvarlara kupalar asılacak diyor bu haber. Bu haberi ben geçtiğimiz günlerde gördüm ama önemsememiştim fakat bugün kısa bir değinmek istiyorum. Bak habere bakın. Jorge Jesus futbolcularla, futbolcularla yakından ilgilenmeye başladı. Oyuncular hakkında tüm ayrıntıları talep etti. Motivasyon sağlamak için Fenerbahçe'nin kazandığı kupaları Samandıra tesislerinde sergilenmesini yönetimden istedi. Ve Jesus Fenerbahçe'nin tarihinde kazandığı kupalarla şampiyonlukların fotoğraflarının Samandıra, Canbahar tesislerinin odaları ve duvarlarında yer almasını istedi. Bu haber doğru olabilir. Hatta %100 doğru olabilir. Ama kupanın kendi değil resimlerinin sergilenmesi dersek doğru olabilir. Portekizli'nin futbolcuların motivasyonu yükseltmek amacıyla bunu talep ettiği öğrenildi diyor. Oyuncuların her şeye her şeyine hakim olmak istiyor Jesus. Ve beslenme, uyku zamanı, psikolojik gibi, psikolog gibi kendi alanına deneyim sahibi de yer alacak. Başarılı teknik adam. Tüm ayrıntılara dikkat ediyor. 2 hafta yükleme programı diyor. Bunu daha önceki videoda konuştuk ama 13 Haziran'da toplanacak 3-4 gün sonra iki haftalık yükleme programı uygulanacak diyor. Bakın. Peşin peşin söylüyorum. İster Ahmet Ercanları takip edin, ister Mehmet Mercanları takip edin. Umurumda değil. Ama bazı kelime ya da kelime grupları yasak. Mesela durum kolej havası. Bu sene o sene. Yine aşımı kaybettim. Kampın yıldızı. şampiyonluğun ayak sesleri. Fenerbahçeli hisseder. Bak sakın ha. <laughs> ben yazdım. Emre yazmış. Jesus'tan komando idmanı. Oyuncuların pestilleri çıktı. bir de pestil vardı. Jesus her oyuncuyla birebir konuşuyor. Jesus'tan ölüm topu antrenmanı. Futbolcular böyle idman görmedik diyor. Jesus yemeklerin beraber yenmesini istiyor. Biz şampiyon olacağız. Omuz omuza şampiyonla. Sevdik seni her şeyden çok. Rıdvan Dilmen. Bak sakın. Bak kabinizi kıralım. E bu cümleleri, bu bu sözleri duyasam bak yemin ediyorum oraya gelirim. Bak konuşurum. Ben konuşursam yer yerinden oynar. O kadar söyleyeyim. Yani onu da söyleyelim arkadaşlar. Evet. Bunu da konuştuk. Biz neyi konuşuyorduk? Ha şeyim, Bombaya geldik. Fenerbahçe'den Gabigol için yeni formül tutarsa he o it's in the game. Bak yanlış duymadınız. Fenerbahçe'den Gabigol için yeni formül olursa hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Başta da bunu koyayım hatta. Jorge Jesus. Onu. O da Fenerbahçe'yi çok istiyor. Yönetim ise Gabigol transferinde Flamengo'yu ikna edecek bir yol bulmak için çalışıyor. Gündemde olan son formül Brezilya ekibinin takibinde olan Diego Rossi'nin takasta kullanılması. Fenerbahçe Gabigol'de yeni sezonda Çubuklu formayı giydirmek için Gabigol'e yeni sezonda çubuklu formayı giydirmek için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Jesus eski öğrencisini çok istiyor. Brezilyalı yıldız da Jesus'ta Sarılacıverte ekipte yeniden buluşmayı çok istiyor ancak Flamengo'yu kadrosunun en değerli ismini satması konusunda ikna etmek hiç de kolay. Yönetim kırmızı siyahlarla orta yol bulmak için farklı formüller üstünde çalışıyor demiş. Yüksek bir bedelle kiralama Bon servisinin %50'sini satın alma gibi seçeneklerin yanına. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir daha okur musun Mustafa Hoca? Okurum. Oku bakalım. Ayı. Şimdi bir de Dur tekrar okuyorum. Yüksek bir bedelle kiralama. Bon servisinin %50'sini satın alma. Bon servisinin %50'sini satın alma. Gibi seçeneklerin yanına. Yepis yeni bir plan daha eklendi. Diego Rossi takası. Bak. Siz farkında değilsiniz. Bu haber neyi gö gösteriyor biliyor musunuz? Bu haber hani haftalardır kimsenin inanmadığı benim verdiğim bir duyum vardı ya. Hatırlıyor musunuz? Yo hatırlamıyoruz. Lan defol çık lan kanalın kanaldan. Yürü git. Takip etmiyorsun, izlemiyorsun, dinlemiyorsun. Yo hatırlamıyorum. Ne hatırlamıyorum? Verdim kardeşim. Bak adamı sinetmeyin ya. Tevbiyesizlik yapıyorsunuz ya. Bak bak sizi bir daha bu yayınla almam ya. Bu videoları izlettim size. Alaksız herifler. <laughs> Neyse. Flamingo bak bu şey. Yol yapma. Hani biri duyun verdi de ulan yüzde ellisini işte sekiz milyon euroya falan alacağız diyordum. İnanmıyorum dedi ama adam çarşaf çarşaf kabikol şeyleri paylaştı. Lan acaba? Lan yoksa? Lan hadi. Lan olur mu ki? Diye bu yol yapma. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu yol yapma. Yolu da güzel yapıyorlar. Yolu da güzel yapıyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. Flamengo Luva ile Yıldız'ı yakından takip ediyor ve kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'nin Sambacı'nın transferinde bonservis bedelini düşürmek için Rossi'yi teklif edebileceği kaydedildi. Bu arada Gabigol'ün Sarla Cibertler'e transfer olma yönündeki talebini Flamengo'ya ilettiği de öne sürüldü. Şimdi Mustafa Hoca'yı falan boş verin. Sadece arkadaş ortamında muhabbet ediyoruz. Lan kardeş Gabigol geliyormuş Fenerbahçe'ye. Aç bakalım transfer marketini ya. Bizim bildiğimiz Gabriel Barbosa mı? Transfer market 26 milyon euro. 2024 Aralık 31 Aralık'a kadar sözleşmesi var. Brezilya milli takımının topçusu 18 maçta 5 gol atmış. İmkansız Fenerbahçe bunu alsın gelsin beni de alsın dersiniz. Hatta dersiniz ki o eskide kaldı dolardan eurodan haberim var mı? Hatta dersiniz ki Fenerbahçe bunu alır dersiniz. Yani sol ayaklı Inter'den 17,5 milyon euroya gelmiş 28 Ocak 2020'de. Yani 2-2,5 sene önce <laughs> 17,5'a gelmiş. Çok mühim değil. Şimdi 28 maçta da 16 gol 2 asist yapmış 2356 dakikada. Sadece ve sadece söyleyeceğiniz şey şu olur. Birileri sizi kandırıyor olur. La Santos 29 buçuğa sattı Inter'e. Tutunamadı. Benfica'ya kiraladı 1.7'ye. Benfica'nın hoşuna gitmedi. Tekrar Santos'a kiraladı 1.7'ye. Santos'ta da geriye gitti. Oradan Inter Flamengo'ya kiraladı 700 bine. Flamengo'da da futbolcu ee, kira kiralan yani kiralandı o dönemde coşmaya başladı. Coştuktan sonra geldi ve 23 milyon euro piyasa değerine yükseldi. 17 satın alındı. Şimdi Fenerbahçe'nin önünde gerçekten tek ama tek şans futbolcunun bon servisini hakkını yüzde almak falan filan var. Yoksa biz alalım. Sonraki satıştan şu kadar pay sizin. Oynama garantisini alıyoruz bile desen adam vermez sana. Zannetmiyorum. Ortada böyle bir olay var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, ben çok isterim. Barbosa'nın Fenerbahçe'ye gelmesini çok isterim ama kendi verdiğim duyum olmasına rağmen hayal arkadaşlar. Sadece hayal ya. Gerçek olamaz. imkanı yok. %50'sini bile 8'e vermezler. Ana hocam sen kendi duyumuna inanmıyor musun? Ya ben kendi duyuma inanmama değil. Ben sizden sorumluyum. Yarın bir gün bana diyeceksiniz ki hani geliyordu, hani şöyle, de, hani böyleydi. Ha şunu söyleyeyim. Bir Marcelo çekersin. Bir Dimaria çekersin. Zaten sözleşmeleri bitmiş ya. Millet kafayı bir yer. Ulan ne oluyor? Bu adamlar neler alıyor falan filan. İlgi sanayi odaklanır. Sen de gidersin dersin ki bak bu sene beni herkes izleyecek. Bak benim kadromda Mesut var ki. Minji var. Crespo var. Marcelo'yu getirdim. Dimaria'yı getirdim. Bırak Gabriel Barbosa'yı da ben alayım. Hani bu 8 milyon euro olay doğruysa. <laughs> Gelin sizinle de bir anlaşma yapalım. 50 milyon euronun üstüne teklif geldiği anda sizi de ortak edelim pazarla. 50'nin üstüne satalım. Yarısı sizin yarısı bizim olsun. Varsın biz 25 kazanalım. 8 size vermiş olalım. 17 kazanalım. Biz 17'ye razıyız. Siz de hem 8 hem 25 33 milyon kazanmış olur desen mantıklı. Ama Fenerbahçe yönetim bunu yapar mı? Bilmiyorum. <laughs> Dünya savunucu oğlu Beşiktaş'tan ilgili bir duyum verdi. Dündeydi iki gün oluyor herhalde. Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın satışı gerçekleşirse altı ay forması giyen Kazımcan Karataş için resmi teklif yapacak diye. Altay Başkan da demiş ki Kazımcan için Beşiktaş'tan resmi transfer teklifi gelmedi ancak ilgilendiklerini biliyorum demiş. Biz de ilgileniyoruz. Beşiktaş kimle ilgileniyor? Şörlot'la. Biz de ilgileniyoruz. Kimle? ve Biz de ilgileniyoruz. Hocam ama bu şarlatanlık. Düzgün konuşun. Biz de ilgileniyoruz. Okey de Arataş. Sol bekte Kazımcan Karataş. Bu dillere pelesenk olmuş artık yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar Rossi Gabriel Barbosa takasının imkanı yok. İmkanı yok. Çünkü Rossi'nin şu an ettiği edebileceği 10-12 milyon euro bandında belki de bak Gabriel Barbosa 8 milyon euro piyasa değerindeyken gelip 26'lara çıkmış Flamengo'dan. Belki de 14.5'luk Rossi bir sene sonra 44.5 milyon euro piyasa değerine çıkacak kim bilir. İşte Jesus'u sen bu yüzden getirdin. Ve büyük oynamak zorundasın. Anlatabiliyor muyum? Valla ben şahsım adına söylüyorum. Di Maria, Marcelo, Barbosa gelsin 3. Arkasına 10 tane hani Adı sana bilinmedik adam aslında hiç umurumda olmaz yani. Ben üçüne odaklanırım yeter. Adı sana bilinmediklerden beş tanesi, üç tanesi tutsa, 20'şer 30'a satsan zaten bütün piyasayı bitirmiş oluyorsun. Artı bir de şampiyonluk falan gelir. O yüzden inşallah hayırlısı olsun. Ee, Estoril forması gene Andre Franco. Biliyorsunuz bu çocuk tamamen iptal oldu. Üyelere vakti zamanda dedim ki tren kaçıyor. Sözleşmeyi uzatacak. Uzattıktan sonra 7 milyon euro istiyor. İsteyecekler diye. Ve maalesef bu dediğimden 2 hafta sonra Franco ile uzattılar. Ve olmadı. Şimdi Abola gazetesi diyor ki 5 milyon euro istiyor. İspanya Ligi'ne ilgilenen takımlar var diye. Ben Fenerbahçe'nin artık bu defteri kapattığını düşünüyorum. Andre Franco defteri bence kapandı. Sizi bilmiyorum ama bence kapandı. Sakarya Spor Uğurkan Yıldız'ı kadrosuna katmak istiyormuş arkadaşlar. Yeni Sakarya'nın haberi. Ve Uğur Kağan'ı bilmeyen arkadaşlarımız vardır muhtemelen. Hani TC numarasını falan kastetmiyorum. Kimdir, nedir, ne değildir, hangi mevkide oynar diye. Şimdi Uğur Kağan Yıldız çok gönlü bir oyuncu. Sağ açık, sağ bek, sol açık oynayabilen oyuncu. Yani hücum kısmında oynayabilen bir oyuncu. 19 yaşında, 6 Ağustos 2002 doğumlu 19-20 olacak. 1.81 boyunda. Bu sezon biz Bursaspor'a kiraladık. Çok oynamadı aslında ama sonradan da forma şansı buldu. 10 maçta 1 gol, 2 asist. 857 dakika süre buldu. Aslında Uğurkan Yıldız ve İsmail Yüksek ismi e, hani 1. lige yeni çıkmış bir takım için bence aranılan kan İsmail Yüksek ve Uğurkan hatta İsmail ikisinde oynama garantisiyle kiralasa bir takım bence büyük karlar elde eder. İsmail Yüksek 6-8-10 oynayabilen bir oyuncu. 1.83 boyunda top tekniği yüksek. Aslında krisponun yedeklerini yapabilecek bir isim. Her ne kadar bir önceki videoda Tolga Ciğerci demiş olsam bile İsmail Yüksek eğer e, ee, Jesus altından geçerse bence işe yarayabilecek bir isim. Ama tabi Jesus'un vereceği raporu ne Biz onu kadar bilmeyiz. 30 maça çıktı mesela bu sezon. Birincilikte. 3 gol 2 ases. 1936 dakika. Ben onu söyleyeyim. Sakaryaspor muhtemelen deneyecektir. Bizde çok futbolcu var. Bence Sakarya gibi. E, Bolu gibi. Eyüp Spor gibi. Vesaire vesaire takımlara. Okutula, okutulabilir. Mesela İstanbul Spor deli gibi futbolcu arayacak. Elden çıkarmak istediğin futbolcuları paketle paketle gönder İstanbul Spor'a şuraya buraya deli gibi. Alt yapıdan çıkan umut vadeden gençleri gönder gitsin. Ama bakalım kaçını gönderebileceğiz. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Gabigol için yeni formül olursa hayırlı uğurlu olsun dedik. Başlığı bunu koyduk. Ama Gabriel Barbosa ben artık %51 umutluyum. Yalanlasalar bile umutluyum. Lincoln'de görüşmeler var. Rossi konusunda ben gitmeyeceğini düşünenlerdenim. Sherlock gelmez. Niyetimiz belki başkadır. Alex Kral Keşke şu 5 milyon euro opsiyon olayı doğru çıksa. Zayt. Ee, ya Zayt'sa teklif var da. Ali Koç Bey ermedi diş doldurmadı diye. Onu söyleyeyim. Mesut Özil ayın 13'ünde bakalım. Mesut Özil kampta olacak mı? Hani maddesi varmış ya bir şey yapar diye. Bakalım. Ozan dedik. Max Mayer. Samat da. Novak. Kusta. Ee, bunun ben Sözleşmesini düşürdüğünü biliyorum. Daha da düşürür mü bilmiyorum ama gitme ihtimali var. Fakat yüksek değil. Onu da söyleyeyim. Keşke gitse. Bunun dışında da arayabilirim. Mitrovic asla ve asla alakası yok. Kesinlikle gelmez. Kazımcan Karataş için diyeceğim dedim. İnşallah anlamışsınızdır. Franco, beklemeyin. Uğur Kağan, İsmail Üçler, Tolga Ciğer düşkende konuştuk. Biz aylan sürenin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.